Eğer bu kanalda yeniyseniz ben İsmet Müstecep, video üreticisiyim, 23 yaşındayım ve son 5 yıldır dünyayı geziyorum. Sadece bu senenin başından beri 18'e ayrı ülkede dolaştığımı düşünürsek seyahatlerimi vlog halinde çekmek ve YouTube'a yüklemek gibi bir karar aldım. Bundan sonra umarım devam edeceğim. Bu video serisinde Tahran'da misafir olduğum 3 yerlinin evinden başlayan, Şiraz'ın dağlarında yaşayan Kaşgay Türkü bir ailenin çadırına dek uzanan yolculuğumu, Şiraz'ı, Yezd şehrini, yaşadığım olayları kendi gözümden izleyeceksiniz. Herkese selamlar. Şu an saat 7:20 falan geçiyor. İran'a doğru yola çıkıyorum. Hemen gitmem gerekiyor havalimanına uçağa yetişmek için. Ve evet, Sabiha Gökçen'e geldim. Sanırım uçağa kaçamayacağım. Güzel haber. Bayağı heyecanlıyım. İran. Nükleer bombaları, füzeleri ve batılı ülkelerin ağır ambargo rejimleriyle Kuzey Kore'den sonra belki de dünyanın en dışa kapalı ülkesi. Yabancı bir turist için güvenli mi, değil mi? Dışarıdan bakınca bu sorunun bile cevabını bulmanın hiç kolay olmadığı bir ülke. İnternet kısıtlı, otel araştırmanız mümkün değil. Bilindik yöntemlerin hiçbiri burada çalışmıyor. Ülke şeriat kurallarıyla yönetiliyor. Kadınların başı açık dışarıda gezmesi, alkol tüketimi gibi şeylerin çok ciddi cezaları var. Tüm bunları kendi gözümden görmek ve merak ettiğim soruların cevaplarını aramak için bir gece yarısı ani karar verip atladım İran'a giden ilk uçağa ve kendimi birden Tahran'da buluverdim. İran'a indik, saat gece 2:30 falan. Günlükte herhangi bir sorun çıkmadan geçtim. İran'dayım resmi olarak. Evet, şimdi havalimanına geldik ve inanır mısınız 25 euro falan dediler taksi için. Ama öyle olmadığını biliyordum. Çünkü araştırmamı yaptım. Pazarlık yaptım 10 euroya. Şimdi gideceğim. 15 euro kârdayız. Aynen, YouTube kanalı için. Vlog. Hoşçakal. Teşekkürler. A few moments later. İran'a ayak bastım. Dakika bir, gol bir. Taksici beni dolandırdı arkadaşlar. Yani çok saçma bir şey oldu. benim yüzümden. Bir insana güveneyim yani. Ben de bir güveneyim ya dedim. 50 euro bozdurmak istiyor musun yani? Gece geldin, otele para ödeyeceksin, nasıl ödeyeceksin? Türkçe konuşuyor bir de. 50 euroyu bozabilirim istersen yani. Hani normalde ne gerek var falan dedim ama sonra mantıklı geldi bir anda. Ben 50 euro verdim, bana 8 euro falan vermiş. Tabii buranın para birimi çok karışık yani, euro ile falan. Hesapladım, Google'dan baktım, çevirdim falan. Moments later. Şiş. İnanır mısınız? Çok enteresan bir şey oldu. Sanırım abla abiyi aramış ve abi geri gelmiş. €12.500.000. This is 50 euros. Yes, of course. Düz mü oldu? Okay. Okay, no problem. Abi inanamıyorum. Az önce burada size neden anlatıyordum. Sağ olsun resepsiyondaki kız aramış şoförü ve şey demiş yani. Hayırdır siz? Kimi dolandırıyorsunuz lan falan demiş. Geldi abi, dedi ki yanlış hesaplamışım ben dedi. Hala tam olarak çözemedim ama şöyle bir para aldım. Bu sanırım 50 euroymuş. 6 hours later. İran'ın bilmediğim yerinden herkese selamlar. Acayip sıcak bir havaya dönüştü, gece buz gibiydi. Birazcık daha şöyle kendime gelip dışarı çıkıp Grand Pazar'a gideceğim. Random olacağım yani, hiçbir şey bilmiyorum. Ne görürsem sokaklarda. Ama önce yiyecek bir şeyler bulmam lazım. Günden beni şaşırtmaya başladı İran. İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin üzerinden 40 gün geçmesini temsil eden Erbain günleri dolayısıyla tüm dükkanlar, restoranlar, her şey hemen hemen kapalıydı ve şehrin her yerinde farklı, hatta bambaşka bir hava esiyordu. Sanırım bedavaya patates dağıtıyorlar. Erbain günleri olduğu için burada gördüğünüz gibi arkadaki sırayı beklersem eğer ben de alabileceğim. Şu para birimleri konusu var. Buna bir türlü alışamadım. Bu 10.000 riyal galiba ama tam olarak yani anlaması bayağı bir zor bir şey. Gidip bir yerlerde yemek yemem lazım. 24 saattir yemedim. Anlamayacaksınız, şu an beni yemeğe davet ettiler eve. Motorları atlayıp eve gideceğiz bildiğiniz. Bir kare. Allah abi, çok anlaşılmıyor.
konuşamıyoruz ama yapacak bir şey yok. Geldik. Evet, abimizin evine geldik şu an. Bakalım yemek ikram edecekler bana. Kuşla ilgili işlerini hallettiler. O sırada beni abi birazcık şehri dolaştırdı, şey yaptı. İran, Tahran local experience. 6 tane kuş var. Evet, soframız kuruluyor. Bakalım ne yiyeceğiz. Ülkeye geleli 12 saat bile olmadan Tahranlı 3 arkadaşla aynı sofrada yemek yiyip evlerine misafir olmak mı? Ne? Üstelik İran'da ve hakkında çok az şey bildiğin bir ülkede. Benimkisi de böyle bir delilik işte. İnanılmaz nazik davrandılar. Yani kapılarını açıp yemek ikram ettiler. Pek anlaşamasak da hiçbir ortak dilimiz yoktu çünkü bu misyon kendini gayet güzel bir şekilde tamamladı. Evet, yemeğimizi yedik bitirdik çok şükür. Şimdi yavaştan çıkış yoluna doğru ilerliyoruz bakalım. Enteresan bir deneyim olduğu için de. Vay be, ah geldik. Teşekkür ederim hepinize. Çok teşekkürler. Harikaydı yani, inanılmaz benim için. Abi şaka gibi ya. Yani yaşananlar şaka gibi. Next morning. Hayırlı bir sabahlar. Çok ani bir gelişme oldu. Türkiye'den bir arkadaşım, buradaki bir arkadaşını aradı ve onlar da Şiraz'a kadar yola çıkıyorlarmış. Hatta sonrasında Adana, hatırlayamadığım bir adaya bile gideceklermiş. Yaklaşık 1400 km mesafe buradan. Ve gelir misin dediler. Ben de dedim, why not? Ve Şiraz tarafına doğru, İran'ın bayağı aşağılarına doğru yola çıkacağız. Birazdan buluşacağız ve yola çıkacağız. Bayağı uzun bir yol aslında. 1300-1400 kilometreye yaklaşık bir yol. Sadece giriş, bir de dönüşü var. Bakalım Allah'ım neler göreceğiz, nelerle karşılaşacağız. Bayağı ilginçleşmeye başlıyor bu İran seyahati. Ekibin enerjisi kesinlikle çok güzel. Aşırı sevmeye başladım. Farklı müzikler eşliğinde yola alacağım. Şimdi Tahran'dan çıktık. İsfahan tarafına doğru ilerliyoruz. Sanırım 7 saatlik bir yolculuk olacakmış. Time is all we have, but time is left for real. That makes us a little lost here. It makes existence itself a little hard to believe, but gördük ve durduk direkt. Herkes aynı kafa. Onu acayip beğendim kesinlikle. Şiraz'a yaklaşık 2 saatlik falan yolumuz kaldı. Nurgül'le buluşacağız bu akşam. Ardından yarın sabah dağlara doğru ilerleyeceğiz. Allah'ım dolu dolu yani, her gün bir şey var, anlıyorsunuz hani. Ve buraya gelirken hiçbir plan yapmamıştım. Vay be. Şiraz'a geldik ve buradan çok güzel bir restorantıyla Şiraz'a başlıyoruz. Ah, Hodar ve arkadaşları, Fiil İran grubu, yani ne denir? Bu ekip bambaşka bir seviye. Çok arkadaş canlılar. İyi zaman geçirmeyi gerçekten çok iyi biliyorlardı. Çok iyi ağırlandım. Aralarında benim için çok önemli bir isim vardı. Adı Hodar. 130'a yakın ülke gezmiş İranlı bir gezgin hanımefendi. Sordum, bunca ülke gördün, ne tavsiye verirsin bana diye. Pek çok şey dedi ama en aklımda kalanı şu oldu. Öğrenmek için konfor alanının dışına çık, hayatı yaşayarak öğren İsmet. Çok güzel bir restorana geldik, sağ olsunlar. Burada beni ağırlıyorlar. Fil İran grubu ve Hüseyin abi. Aynı zamanda Ali Rıza'dan bizi çekiyor. Gerçekten çok güzel bir restorana geldik Şiraz'da ve burada yemek yiyeceğiz. Bakalım tatları, tuzları nasılmış, görelim. No, it's not. It's sweet, if you want. Evet, nihayet otele geldik. Yerleşip dinleneceğiz. Yarın sabah 8'de uyanıp hemen kalkıp yola çıkmamız gerekecek. Bayağı yoruldum. Küçücük bir otel odası turu yapalım mı isterseniz? Burası yatak tabii ki de. Böyle çok güzel eski bir otel odasındayız. Şöyle bayağı enteresan
Bir tuvaleti bile var. Oha bu ne lan? Yaklaşık 13-14'te de 15 saattir falan yoldayız. Burada Feel Iran diye bir sayfa var Instagram'da. Onlar sağ olsunlar beni ağırladılar. Şimdi birazcık dinlenme vakti artık. Yarın görüşmek üzere. Next morning. İran'ın Şiraz şehrinden herkese günaydınlar. Hayatı konuların hiç bu tarz bir kahvaltı görmemiştik. Masa komple dolu ve böyle ne bileyim müze gibi bir yerdeyiz resmen. Otel inanılmaz iyiymiş abi, çıldıracağım. Bilmiyorum, daha hiç böyle bir şey görmemiştim gerçekten. Bugünkü planımız bayağı eğlenceli olabilir. Nurgül bir rehber ayarlamış ve Şiraz'daymış ve ben de buradayım. Yani gitmeden tabii ki edemezdim. Bakalım şimdi onların yanına gideceğiz. Daha var random çadırlarımız yanımızda, yani bilmiyorum, olabildiğince her türlü koşulda hazırlıklıyız ama bakalım göreceğiz yani. Çok detaylı bir şey bilmiyorum planla alakalı. Bir sonraki video Nurgül'le buluşup Şiraz dağlarında göçebe şekilde yaşayan Kaşkay Türklerine gidişimi, onların obasında geçirdiğimiz inanılmaz ötesi gece ve sonrasındaki Şiraz ve Yezd serüvenimi konu alıyor olacak. Anılarımı izlemeye değer bulan herkese sonsuz teşekkürler. Kalın sağlıcakla.